Şimdi size öyle bir mahalleye götüreceğim ki yaşadığınız yer neresiyse Yozgat'ta da Adana'da da Edirne'de de belki İstanbul'da nerede yaşıyorsanız her yerin bir gözde mahallesi olur. Özellikle oranın kadim mahallesidir. Mesela biz İstanbul'da Gözde semt olarak söyleyelim. Nişantaşı, işte ne bileyim Taksim tarafı, işte o bebek sahili böyle gözde yerler olur. Gazze'nin de gözde yeri vardı hiç kuşkusuz. Gözde modern semtlerinden biriydi. El Zehra Mahallesi. Niye bu kadar uzun anlattım biliyor musunuz? Şimdi El Zehra Mahallesi taş toprak yığınına dönüştü. Aslında eskiden herkesin orada mutlulukla gezdiği, Alışveriş yaptı, mutlu oldu. Bir mahalleydi. İsrail'in saldırılarında yerle yeksan oldu. Göktelenler birçok aileye mezar oldu efendim. Şimdi o zamanının Gözde Mahallesi Zehra Mahallesi'ne yakından bakalım. Binalar yerle bir oldu. Bir mahalle yok oldu. Burası Gazze şeridinin kalbindeki El Zehra mahallesi. Bir zamanlar son derece sakin ve modern bir semtti. İsrail'in hava saldırılarında neredeyse haritadan silindi. Mahalle sakinlerinin evlerini boşaltmaları istendiğinde takvimler 19 Ekim'i e saatler 20.30'u gösteriyordu. Ancak uyarının ardından kaçacak vakit yoktu. Dakikalar sonra başlayan bombardıman saatlerce sürdü. İsrail'in saldırıları sonucu El Zehra Mahallesi'nde en az 25 gökdelen yerle bir oldu. Çoğu aile enkaz altında kaldı. Hayatta kalanlar da ambulansların ve diğer acil durum ekiplerinin bölgeye erişememesi nedeniyle kurtarılamadı. Çok yüksek apartmanları bulunduğu El Zehra Mahallesi 1990'ların sonlarında boş bir arazinin üzerine inşa edilmişti. Eski Filistin lideri Yasser Arafat, El Zehra'ya kuzeyden bitişik olan ve Nitrazim olarak da bilinen Yahudi yerleşim birimlerinin genişlemesini önlemek için inşaat emri vermişti. Bölgedeki 60 konutta yaklaşık 10 bin kişi yaşıyordu. Apartmanlar yıkılınca yaklaşık 5 bin kişi evsiz kaldı. Evleri ayakta kalanlarsa her an bombalanma korkusuyla eve geri dönemiyor.